da yemeyebilir daha iyi. Sallanıyor bacaklarını artık. Daha neyin nesi de bilmiyorum. Sahilde değilsin, denizde değilsin. Ah, of of. Kırmızı sana çok yakışıyor. Kırmızı yanıyor. Bak bu çiçekler, mübarekler burada hep sıcak altında. Biz bahçeye ektik miydi? Yok. Olmuyor. Şimdi onlar köklenecek, kışlık ekilecek. Kışıklar köklenecek, ilkbaharda onlar ekilecek. Yalan bu. çevre güzelliği. Baksana şunlara ama ne kadar güzeller. Ay ay, ah be kadın. Ah be kadın. İnsan çocuğunun elini bırakır mı burada? Nedir sende? Çok güzel. Hem de gürültüden uzak. Sessiz, sakin. Şehir işleri de işliyor. Yani evet. Çünkü dediğimin içi artık çok fazla şehirleşmiş. Atlara bak. Ekmek almaya yer yok. Var be hayatım, var. Olmaz olur mu? Vardır mutlaka. Bu kadar insan ne yiyor burada? Daha yeni oluyor annem. Baksana da. Vardır, vardır. İçeride var marketler, her şeyler. İnsan nereye taşınsa bazen böyle hiçbir şey yokmuş gibi geliyor insana. Sonra bir bakıyorsun çevrene, her şey var. Şimdi merkezde her şey ayağının altında oluyor. Ama ay begonvillere bak hele. Allah'ım hastayım bu çiçeklere. Aşığım begonvillere. Öyle bir şarkı yapmış birisi. Senin için ektiğim begonviller diyor. Yürü kardeşim. Orası bir kasap oldu. Bir şey oldu. Bir iş cızbızcı oldu. Bir türlü iş. Oturtamadı mı bir türlü sağlam bir şeye? Yakında olur, kasap olur. Manav şarküteri diyor. Olur olur. Ya bal yol üzeri gibi ya, olur. Aldatıyor insanları. Olur olur. Bal zannediyorlar gibi ki olur. Her araba geçen yerde iş yaparım. Hmm. Orası tam kavşak. Olsun. Burada oturan da var canım bir sürü. Ya, arka taraf ev dolu. Tamam da, kavşak kavşak. Park yeri sıkıntı. Olsun. Şey sıkıntı. Olur olur. Bal gibi olur. Olur. Bal gibi olur. Olur olur. Bak burada ne var? Sera var. Sera. Şurada çok böğürtlen var ama toplanmıyor. Burada durup toplanmıyor işte. Burada duramıyorsun. Şurada durulabilir ama. Zamanı bitti. Geçti canım. Ama geçmedi sanki ya Osman. Şey, biz geçen sene de Eylül'de görmüştük şeyde. Eylül'ün 20'sine Akköy'ün orada.
mavi şehrin içine dönecek herhalde. Yok, yo, düz gidiyor. Denize giriliyor mu acaba? Oradan buradakiler oraya gidiyor işte. Değil mi? Bak burası güzel. Ağaçlık alan falan mesela. Çok güzel. Ama su sahil nasıl acaba? Hiç buraya gelmedik. Bir bakmak lazım aslında. Vardı. O küçük köpekler vardı ya. Onların olduğu yerde vardı. Bir bakkal gibi bir şey vardı. Aha martılara bak ne kadar güzeller. Uy! 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 Osman ne yapıyorsun? Kendini rally'de mi zannettin cancağızım? Yavaş gir lütfen. Döner kavşak var burada. Sağ tarafta bak. Ne güzel yerdi. Vallahi ne güzel yerdeymiş.
mis mis. Şu traktör tepelerinde az gezmedim ben köyde. Çocukken. Başka köye düğüne giderdik. Traktörlerin römorklarında giderdik. Öyleydi o zaman ama ne keyifliymiş ya. Vallahi billah. Bir tat var. Evet gerçekten herkes birlikte toplanıp gidiyor ya. Çok güzel oluyormuş yani. Şimdi tabii insan yaşı ilerleyince anlıyor onun tadını. Bütün köy toplanır giderdik. Büyük salıncak kurulurdu köyün ortasında bir yerde. Bayramlarda falan, özel günlerde bütün köyün kızlarıyla delikanlılar oraya gelirdi. Herkes sırayla sallanırdı böyle. Kocaman bir salıncak kurulurdu. Ben halamla tabii, Elmas halamla her yere din din giderdim. Elmas halam o zaman genç kızdı. Sonra yeni evlendi, bir süre burada durdu. Hemen gitmedi Almanya'ya o. Onunla her yere giderdim. Komşu gezmelerine giderdim. Arkadaşları vardı köyde. Dantel örerlerdi. Ben de otururdum yanlarında. Öyle çocuksun ne olacak? Ya ne güzelmiş o günler işte. O yüzden Elmas Alam'a benim bağlılığım bir başka türlüdür yani. Canım benim ya. Çok severim onu. Evet. Vermiş yani. O çok iyidir. Çok Elmas Alam bambaşka. Sülale bir tarafa, halam bir tarafa. O bana çok baktı orada. İkinci sınıfa giderken o hazırladı, gönderdi hep beni okula. Vallahi bazen işte annemi özlerdim, oturup ağlardım. Halamla babaannem de benimle birlikte ağlardı. Onlar da benimle ağlıyordular. Oturup. Nerede olandı malandanlar yerde. Var zeytinliğine bayıldı. Var canım, olmaz mı? Allah aşkına. Dünkü dayının bahçesinde hiç zeytin yoktu. Hiç, bütün zeytin ağaçların üstü tek tük vardı. İşte geçen sene demek ki çok bayağı. Geçen sene çoktu diyor, bu sene yok diyor. Evet. Ama öyle oluyor be aşkım. Bir sene çok oluyor, bir sene az oluyor. Ben bile biliyorum bunu yani. Şu ne güzel bir binaymış be. Neymiş o öyle? Depo gibi. Depo gibi bir şey. Şurayı da bir gezelim mi dönüşte? Yayın pazarı kızı. Ha. Olsun. Be. Olsun. Biz bir tur atalım gene de. Girdin mi kazıklanıyorsun öyle. Bir şey yapmayacağım zaten hayatım. Vakit kaybetme, denize gideceğiz. Denize gideceğiz. Abi şimdi ben seni köy pazarına sokacağım, Ayşe teyze pazarı. Tam. En güzeli de. Yani en baba kazık da orada. Yapar. Sızma zeytinyağı diyor. Bak zeytinyağı ürünleri noktası. Burada fabrikası var ya. Oradan acaba durup bir şeyler alabiliyor musun mesela? Bilmiyorum ki. Yoksa sadece o fabrika usulü mü? İşte. Ürünleri yazmış ama oraya. Başka şeyler de var demek var ki. Demek ki var. Bilmiyorum hani. Bak toplamaya gelmişler zeytinlerini. Olan da çok var yalnız zeytin maşallah. İşte geçen sene az yapan bu sene çok yapıyor. Tabii o değişiyor ağacına göre bence. Kızcan burası kimin köyü? Burası benim köyüm. Kaynanamın köyü. Ay Allah'ım. Bu kimin köyü? Kaynanamın köyü. Kayınnemin. Kayınnem. Evet arkadaşlar, burası benim kayınvalidemin köyceğizi. Doğan Bey, Miletos. Evet. Buradan böyle dönüyoruz. Tarafa doğru gidiyoruz. 15 dakikada geldik aşkım. Tam 15 dakika. Şu eski evlere aşığım ben ya. Yeni binaları kim ne yapsın? Neresiydi şu şemsiye olan ev miydi? Daha ileride de. Daha ileride hayatım. Köyün çıkışında hemen. Çıkışa yakın. Bir ev var. Tamam boş ver. Biz perşembe pazarı. Öbür şemsiye de değil. Daha ileride hayatım, ileride. Bu kadar içeride değil Ayşe teyzenin evi. O zaman Ayşe teyzen köyde değil. Tövbe estağfurullah ya. Kadınlar çıkmışlar satışa. Bu ev ne kadar kötü durumda acaba? Yok mu sahibi? Sahibi öldü, geyenleri de bak. Aa, belli işte bak, sahipler gidince.
kalanlar da ilgilenmiyor işte. Bahane geçince mi? Geçeceksin hayatım. Şu ağaç ne güzel olmuş ya. Yola da gölge yapmış. Hoppa. Yok daha ileride aşkım. Önde araba olan yer mi? Daha mı ileride? Gerisi. Olabilir. Onun bir tık bir gerisi. Burası. Evet. Aa üstte ev mi yapmış onlar? Burası mı? Şurası bir hayatım. Arabayı yukarıya kaldırma al diye dedim sana. Evet. Bir misafir var içeride. Bir bakın bakalım misafir varsa hep beraber girmeyelim. Siz bir girin. Biz bir girelim. Siz girin bana seslenmek. Şükür biz de iyiyiz ya. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın Ayşe teyzem? İyiyim, hoş geldin. Canım benim. Kız ne zamandır görüşmüyoruz. Evet. Pandemi gibi görüşemez olduk. Evet, evet. Gelirseniz görüşürüz. Vallahi ne yapıyorsun? İyiyim şükür. Sen nasılsın? İyi ben de Allah'a çok şükür. Yuvarlanıyoruz. Geldik. Nasıl annene? Nasıl İyiler, gelin? Çok selamları var. O İstanbul'dan, onun gelini. O bizim köyden değil mi? Onun gelini. Evet. O da İstanbul'dan. Bayan o de... burada oturuyor. O da tanıdık, o da Almanya'da oturuyor. Gidecekler artık. Bir şeyler bazı yumurtam bitti mi geliyorum. İyi yapmışsınız. Hoş geldiniz siz de o zaman. İyi, sağ olsun. Sen yapıyorsun, iyisin. İyi maşallah. Sen acı kilomu da yedin, zayıflamışım bayağı. Daha 3 kilo fazlam var aldım. Görmediğimden beri o zaman daha kilo. Evet. İyiyim Allah'a şükür Ayşe teyze. Geldik 15 gün öyle. İyi yaptınız. Fazla zamanımız yoktu. Osman'ın iznine göre geliyoruz ya. Ha, niye gelmiyor? Ha, dedi bak dedi yabancı birisi yoksa dedi geleyim dedi de. Hani rahatsız etmeyelim diye. Ha, yok yok. Rahatsız etmeyeyim diye düşündü. O da ondan. Öyle işte. O kalp ameliyatı oldu da fazla sık yeden geliyor diye yoruldu diye gidelim eve diye. Şey, kurşun bunlar. Merkezde mi? Ahmet'e de dedim ki. Götürüyorlar ya şeye. Uğradılar bir saat, iki saat olmadı diye. Çok dökülüyor altına, ayakkabılarına yapışıyor insan. Aa evet. Dedim, dökülür. Dedim aramış beni yazık, telefonum içeride. Onu da aradım. Diyecek maşallah ben söyleyeyim. Böyle üzülüyorum işte bak şimdi başkasına da şey yine da bıraktım içeride. Necati diye Zeytin. Cep diktin. Necati diye ben sana diye şey yapacağım diye. Onların cepleri var. Boyuna diye. O var cebi senin yanında. Şöyle Ayşe teyzenin evini de bir çekelim. Öyle takılmıyor da. Şeyi yapışmış. Olur. Çok şirin bir köy evi var. Şirin, şirin bir köy evi var kendisinin. Ayşe teyze bizden değişik şeyler alıyoruz. Biraz çekeyim. Yes. Şöyle burada deposu var. Burada deposu var. Satış yapıyorlar bütün ürünlerini. Burada da şirin bir şeyi var. Lavabosu var. Böyle çok şey yapmadan bir çekeyim. Çok farklı kişiler var çünkü bahçede. Şurada da bir evi var. Geliniyle oğlu oturuyorlar. İşte bu şekilde bahçesi var. Tabii çok farklı bahçeleri de var. Şurası da depo. Ayşe teyzemizden alışveriş yapıyoruz biz. Akköylü kendisi de kayınvalidemin köyünden. Bakın size kırlangıçların yuvasını göstereceğim. Benim rahmetli babaannemin evinin kenarlarında da hep olurdu bunlardan. İşte böyle arkadaşlar. Şimdi geldik buraya bir şeyler almaya. Burası da böyle. Akköy'ün güzel yerleri ve güzel insanları. Evet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Böyle bir tık daha şöyle çekeyim gene. Birazcık yakından abi oradan çekildi. Çünkü onu da rahatsız etmek istemedim ama. Çiçekleri var. Ayşe teyze de çiçekleri seviyor. Bakın burada da var. Görüyor musunuz? Ya işte.
köyde yaşamak çok güzel bir şey. Kıymetini bilene. Ağacın üstü dolu maşallah. Şu çocuğu da pazarcılık yapıyor. Onu da tanıyoruz. Çarşamba ve cumartesi pazarındaki arkadaşımız var ya, tezgahına gittik hani. O da bu Ayşe teyzemizin gelini. Böyle burada da tavukları var. Başka yerlerde de incir ve zeytin bahçeleri var. Ay, nar ağacının güzelliğine bakın. Bakın. Üstü dolu maşallah. Maşallah diyelim. Allah herkese hayırlı kazançlar nasip etsin. Şimdilik buradan hoşça kalın diyelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.